İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 28. oturumu. Uluslararası Kızılaç Komitesi temsilcileri Ağustos ayında Azerbaycan'da cezaevinde tutulan Ermenileri ziyaret etti. Artsah Piskoposluğu lideri zorla yerinden edilmiş Artsah sakinleriyle buluşacak. Ahtamar Adası'ndaki tavşanlar bölge ve kilise için tehdit oluşturuyor. Bakü, Biziz Bizim Dağlarımız anıtının asimilasyon sürecini başlattı. Batı Ermenistan'ın evlatları Dr. Jack Gevorkyan. İsviçre'nin Publing Klasik'te Aznavur'un 100. yıl dönümüne adanan bir gece. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 28. oturumu 26 Ağustos'ta gerçekleşti. Oturum Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lydia Margosyan'ın katılanları selamladığı konuşmasıyla açıldı. Bayan Devlet Başkanı ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenek Abrahamyan, 8 Eylül'de düzenlenecek Yaz Üniversitesi etkinliği ve Ditsuhi Tanrıça Anahiti e adanan bilimsel konferansla ilgili tüm organizasyonel konulara değindi oturumda hazır bulunan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Bayan Nelly Arutunyan'da etkinlik ve konferansla ilgili olarak yürütülen organizasyonel çalışmaları ayrıntılı olarak sundu. Bayan Arutunyan, davetiyeler, mektuplar ve diğer bazı önemli konuların halen devam ettiğini söyledi. Oturumun sonunda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Gabrahamyan daha sonra detaylı olarak ele alacağımız konferansla ilişkin gündemi sundu. Uluslararası Kızılaç'ın Batı Ermenistan Bürosu'nun iletişim programlarından sorumlu Zara Amatuni, Özgürlük Ajansı'na verdiği bilgiye göre Uluslararası Kızılaç Komitesi çalışanları Ağustos ayında Azerbaycan'da cezaevinde tutulan Ermenileri ziyaret etti. Onlara aile üyeleriyle temas kurma fırsatı verildi. Amatuni, toplantı çerçevesinde korunma koşulları, sağlık durumu bunlara yönelik tutum değerlendirildi, dedi. Azerbaycan'ın 19 Eylül'de Artah'a düzenlediği askeri saldırı sonucunda 16 kişi esir alındı. Tutuklananlar arasında Artsak'tan 8 yetkili de yer alıyor. Eski Cumhurbaşkanları Arkadi Hugasyan, Bako Saakyan, Aray Karutunyan, Ulusal Meclis Başkanı David İşhanyan, Eski Devlet Bakanı Ruben Vartanyan, Eski Savunma Ordusu Komutanı Levon Mınatsakanyan, Eski Silahlı Kuvvetler Yardımcısı David Manukyan ve eski Dışişleri Bakanı David Babayan. Bakü ise onlara ağır ithamlarda bulundu. Arsak Piskoposluğu, Arsak Piskoposluğu'nun eski din adamlarının, aydınların, kültür figürlerinin ve diğer çevrelerin Arsak Ermenileri ile toplantılar yapacağı bir dizi toplantı başlattı. Toplantıların amacı hemşerilerimizi manevi olarak güçlendirmek ve birleştirmektir. İlk görüşme 30 Ağustos'ta Artsakh Piskoposluğu lideri Dervırtanes Abrahamyan ile gerçekleşecek. Toplantıda Artsakh Piskoposluk Konseyi'nin üyeleri de hazır bulunacak. Toplantı Yerevan'da gerçekleşecek. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün Ahtamar Adası'nda hızla artan tavşan sayısı adaya ve kilise çevresine zarar veriyor. Uzmanlar tavşan toplamanın gerekliliği konusunda uyarıyor. Van Gölü'ndeki Ahtamar Adası'nda önceki yıllarda turist çekmek amacıyla salı verilen tavşanların sayısı hızla artarken uzmanlar hayvanların delikler açarak adanın çevresindeki ağaç köklerine ve üzerindeki kiliseye zarar verip kuruttukları uyarısında bulunuyor. Artık bu tavşanların toplanması gerekiyor. Ahtamar Adası, Batı Ermenistan'ın en önemli tarihi yerlerinden biridir. Tavşanların adaya ve kiliseye iki şekilde olumsuz etkisi var. Birincisi, hızla çoğalırlar ve bir yuva oluşturmak için delikler kazarlar. Bu da bir kilisenin temelleri için tehlikeli olabilir. İkincisi, adanın bitki örtüsünü tüketiyorlar ve bu da bir zamanlar burada bulunan bahçelerin yok olmasına yol açıyor. Ahtamar Adası şu anda ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Adadaki tüm tavşanların uzaklaştırılması için acilen harekete geçilmesi gerektiği belirtiliyor. Momentwatch.org'un haberine göre Azerbaycan Kültürü internet sitesinde Arsak'ın Biziz bizim dağlarımız anıtının 1967 yılında Hank kentinde inşa edildiği ve Azerbaycan'ın çok kültürlü ve dini hoşgörüsünün bir örneği olduğunun yer aldığı belirtildi. Ancak bu anıtın Arsa halkının kimliğini yansıtan, kendi büyük anne ve büyük babasının resimleriyle yarattığı heykeltıraş Sarkis Bagdasaryan tarafından Doğu Ermenistan'dan özel olarak getirilen kırmızı tüften yapılmış Ermeni Arsak'ın simgelerinden biri olduğu biliniyor. Ermeni kültürel mirasını sahiplenmeye çalışan Azerbaycan, anıtın Azerbaycan'ın kendi bütçesinden yapıldığını iddia ederek bunu kültürel çeşitliliğin ve hoşgörünün bir örneği olarak sunmaya çalışıyor. Dağlık Karabağ Bölge Konseyi Başkanı Muşeh Oancanya'nın girişimiyle gerçekleştirilmekte olan anıtı o zamanlar Sovyet Azerbaycan yönetimi sökülmesi talebiyle yapımını engellemeye çalıştı. Anıt Ermeni tarafının çabalarıyla yıkılmaktan kurtarıldı. Azerbaycan'ın bu politikası tüm halkların kültürel mirasına saygı gösterilmesini gerektiren 2005 yılındaki Birleşmiş Milletler'in kültürel ifade biçimlerinin çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesine ilişkin sözleşmesiyle çelişmektedir. Jack Kevorkian, Amerika Birleşik Devletleri'nde ötenazi olgusunun yaratıcısı olarak bilinen ve bu konunun oldukça yoğun uygulayıcısı olan Amerikalı Ermeni bir doktordur. 1928 yılında Batı Ermenistan'ın fedai liderlerinden Sebastiyalı Murat'ın onuruna verilen Murat Hagop Gevorkyan adıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinin Pontiac şehrinde Ermeni göçmen bir ailede doğdu. Osmanlı İmparatorluğundan göç etmiş bir anne babanın soyundan gelen örnek bir öğrenci ve akademisyendi. Annesi Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armenositten sağ kurtulanlardandı üniversiteye erken giren ve mühendislikten tıp eğitimine geçen Gevorkyan, doktor olarak çalışmaya başladı. Ancak idam mahkumları üzerinde tıbbi deneyler yapmak gibi geleneksel olmayan fikirlerini araştırmak ve uygulamak için olağan uygulamayı bıraktı. Doktorluk yıllarından beri ölüm fikrine takıntılı olarak çok sonraları ötenaziyle ilgilenmeye başladı. Yüzden fazla intiharın gerçekleştirilmesine ve bu sırada hastalara bu amaç için özel olarak yarattığı bir ilacın infüzyonunu uygulama fırsatı vererek yardımcı oldu. İntiharlardan biri onun izniyle ulusal televizyonda yayınlanınca kolluk kuvvetleri ona karşı cinayet davası açarak onu suçlu buldu ve hapis cezasına çarptırdı. Serbest bırakılmasının koşullarından biri artık intiharların infazına yardım etme hakkına sahip olmamasıydı. Ancak Jack Gevorkyan, ötenazinin sadık bir destekçisi olmaya devam etti. Doktor Gevorkyan'ın kişiliği her zaman bir tartışma perdesiyle örülmüştür. Bunun sonucunda medya fırtınaları sıklıkla onun açıklamaları ve bazen de cesur adımları etrafında ortaya çıkmıştır. Medya Gevorkyan'ı tanımlamak için neredeyse her zaman tıp meslektaşları tarafından kendisine verilen doktor ölüm lakabını kullandı. Ötenaziye ilişkin duygu ve düşüncelerin yavaş yavaş değişmeye başladığı, yaşamının son yıllarında daha çok acıların şefkatli bir savuncusu ve öncüsü olarak tasvir edilmeye başlandı. Hayatı boyunca kişiliğini çevreleyen ciddi tartışmalara rağmen attığı adımlar yeni gelişen bir sorunun ön saflarında duran bir öncünün eseriydi ötenazinin yasallaştırılması mücadelesinde onun bıraktığı iz silinmez ve en iyi şekilde Georgia'nın modern tıbbın en büyük ve tarihi kişiliklerinden biri olduğu tıp tarihçisi Howard Markle tarafından formüle edilmiştir. Publin Klasik Festivali kendi 15. yılını 1 Eylül 2024'te Cenevre'de kutlayacak. Etkinlik Victoria Hall'da yapılacak büyük bir gala konseriyle sona erecek. Bu özel etkinlik festivalinin bilinen müzikal çeşitliliğini ve mükemmelliğini yansıtacak şekilde uluslararası üne sahip müzisyenleri, sanatçıları ve prestijli orkestraları bir araya getirecek. Doğu Ermenistan Devlet Oda Orkestrası ve İsviçre'nin Fransız Gençlik Orkestrası, Şef Luc Bagdasaryan yönetiminde sahne alacak. Bu işbirliği çeşitli ikonik bestelerin incelikli yorumlarını vaat ederek seçici dinleyicilere güzel ve hassas bir müzik deneyimi sunuyor. Tüm Frankofon dünyasının büyük Charles Aznavur'un 100. doğum gününü kutlaması nedeniyle 2024 özel bir yıl. Publin Klasik'in 15. yıl dönümünün kutlandığı bu kutlama, festivalin klasik müziği tüm çeşitliliği ve zenginliğiyle tanıtma konusundaki kararlılığının somut bir örneğidir. Bu festival çerçevesinde ilk Ermeni gecesi 2013 yılında Doğu Ermenistan Devlet Oda Orkestrası'nın sanat yönetmeni ve şefi Bahan Martirosyan önderliğinde konser vermesiyle gerçekleşti. Bu işbirliğinin temelini atan festivalin Ermeni konserleri serisinin koordinatörü Ani Gasparyan'ın Orer ile yaptığı söyleşide belirttiği gibi 2013-2017 yılları arasında Doğu Ermenistan Devlet Oda Orkestrası yetenekli kemence Diana Adamyan'ın da aralarında bulunduğu ünlü Ermeni ve İsviçreli solistlerden oluşan çeşitli uluslararası sanatçıların katılımıyla konser vermeye devam etti. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını gördük. Hoşçakalın.